Bugün 16. gün. Bugünün konu başlığı adın ne? Yaratılış 32, 27-28'de Adam adın ne diye sordu. Yakup. Adam artık sana Yakup değil İsrail denecek dedi. Çünkü Tanrı'yla insanlarla güreşip yendin. Antik Yakın Doğu'da adınız sadece ailenizin sizi çağırdığı bir kelimeden ibaret değildi. Adınız başkalarının sizi nasıl gördüğünü belirlerdi. Bu ruhunuza bir bakış, seçimlerinizin bir yansıması, karakterinizin şipşak bir fotoğrafıydı. Adınız sizin kimliğinizdi. Bugün adınız özel olsa da büyük olasılıkla kim olduğunuzu tam olarak tanımlamamaktadır. Ancak kendinizi nasıl adlandırdığınız Tanrı için hala çok önemlidir. Aslında bir Mesih izleyicisi olarak adınız Tanrı'nın çocuğudur. Bu isim Tanrı'nın sizi nasıl gördüğünü tanımlar, gerçek kimliğinizi. Tanrı sizden kim olduğunuzu bilmenizi ister ve sizi nasıl gördüğünü bilmenizi ister. Tanrı'nın sizin hakkınızda ne düşündüğünü benimserseniz, o zaman hakkınızdaki düşünceleri yaşama şeklinizi ve sizi şekillendirecektir. Tanrı bunu çok iyi bilir. Ama sizin kendinizle ilgili düşünceleriniz, kaç kez geçmişinize, hatalarınıza, başarısızlıklarınıza, kırgınlıklarınıza, insanların sizin hakkınızda söyledikleri sözlere ya da inandığınız yalanlara göre şekillendi? Yakup'un gerçeği buydu. Hayatınız boyunca Tanrı'nın çocuğu dışında söylenen başka bir ad duyuyorsanız, Tanrı bunu değiştirmek ister. Ancak bu bir güreşle birlikte gelir. Ancak güreşten sonra Yakup yeni adını, İsrail'i yani gerçek kimliğini alabildi. Tanrı sizi, size söylenen bütün diğer isimlerle güreşmeye davet ediyor. Geçmişinizden, hatalarınızdan, başarısızlıklarınızdan, kırgınlıklarınızdan, insanların hakkınızda söylediği sözlerden ya da inandığınız yalanlardan kaçmak yerine Tanrı sizi bu isimlerle yüz yüze getirir. Bütün bunları Tanrı'ya verdiğinizde artık bu senin adın olmayacak diyecektir. Size gerçek adınızı ve kimliğinizi söyleyecektir. Onunla güvendesiniz. Gerçekte kim olduğunuzu biliyor ve sizi gerçek adınızla çağıracaktır. Kutsal Ruh, bugün bana ne söylemek istiyorsun? Dua edelim. Tanrım, gerçek kimliğim sende bulunduğu için sana şükrediyorum. Şeytanın bana söylediği her yalanı yok edersin ve beni Tanrı'nın çocuğu yaparsın. Koruman ve sağladığın güvenlik için sana şükürler olsun. İsa'nın adıyla. Amin. Bugünün ezber ayeti Matta 11:28-30. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Matta 11:28-30. Benimle birlikte tekrar söyleyin. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin. Benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Matta 11:28-30. Bir kez daha söyleyelim.
ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Matta 11:28-30. Bugün adımıza güvenerek yaşayalım. Tanrı'nın çocuğuyuz.